Mahallemiz berbat abi. Şu var, her şey var ama gene ekmeğimizdeyiz. Hırsızlığımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Uzak topluyor. Sigara. Para kazanıyor. Apo bak bak bilader. Kavgalar oluyor. Cinayetler de oluyor tabi. Yani cinayet yapan adamın evine gelebilir. Bir iki yola şimdi ben sana göstereceğim aşağıda. Biraz evet. Katil de daha yeni çıktı cezaevinden. Her yeri süpürün süpürün temiz. Arkadaş var, bekçi bir arkadaş. Çocuk annesinin kafasını kesti. Burada kaç kişi yaşıyor abi aşağı yukarı? Mevcut bayağı azaldı çünkü çoğu da cezaevine girdi. Buraya gelenlere baktık, adet hep verdik. Ayak kalktım var, böyle duramıyorum ayakta. Kafadığımızı zaten pırpışıyoruz aramışım. Yok fark etmez aramışım, boynum askıda kalması aramışım. Hırsız da çıkar, çöpçü çıkar, her şey yaparlar mı? Zaten aynı kesinlikle. Yok, evet. Biraz. Dur bakalım, dur. Durduk. Evet. Öyle olmaz öyle. Vallahi abi, deli mi olalım, ne çiğdiriz. Aklı başında bir insan burada oturmaz yani. Burada mümkün olur mu çocuklar, mikrop kapatın. Yani, şuraya bakın. Bayrağa saygısı olmadan kafasını ben koparırım. Evet, 3 saat yönetim ben. Doğru mu? İster istemez gayrimeşhur yola başvurmaya kalkıyor. Bakın cezaevlerinde romanlardan çok hiçbir ırk yoktur. Uzun lafın kısası abi. Adamları gaps yapıyorlar, şey yapıyorlar. Yani Murat Eksaz gibi bir yerdi yani abi. Çıkıyoruz dışarıya, inan bize farklı gözle bakıyorlar. Güzel bir manita giriyor yanımıza. Ona farklı davranıyorlar. Güzel bir şekilli insan giriyor. Bize farklı davranıyorlar. Tarama mı var ha? Like istiyoruz, like. Bir tane like'ı hak ettik. Like aldım, like. Demek ki bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok, kılımızın gereği yok, yolun sonu görünmüyor. Herkese selamlar. Bugün en tehlikeli olarak anılan mahalleler adı altında başlattığımız seride Kuruçay'a ineceğiz. Seriye Murteke ile başladık. Gültepe ile devam ettik. Ardından Tenekeli Tepeci'ye girdik. Bir önceki videoda da Kadife Kale'deydik. Bugün de Kuruçay'dayız. Başlıklarda da genel olarak belirttiğimiz gibi biz bu mahallelere kendimiz adlandırarak tehlikeli demiyoruz. Genel olarak bilinen bir algı var. Şimdi bu videolarda yapmaya çalıştığımız şey bu mahalleleri size göstererek, kendimiz de görerek fikir sahibi olmak. Yani burada amaç yargılamak, işte tehlikeli mi değil mi falan, bunun sonucuna varmak değil. Çünkü buna benzer yorumlar okuyorum. Şimdi mesela bize güzelleme yapıyorsunuz diyenler oluyor. Bu videolarda asıl amaç sizlere objektif olarak ne gördüysek onu yansıtmak. Yani iyi kötü, kötü iyi göstermek, güzelleme yapmak veya kötüleme yapmak kesinlikle değil. Siz görürken biz de göreceğiz. Hep birlikte aynı anda deneyim edeceğiz. Ve bu videolarda hiçbir zaman kurgu olmadığına da emin olabilirsiniz. Tabii ki tanıdıklarımız oluyor ama hiçbir zaman kurguyla girmiyoruz bu mahallelere. Zaten benim kanalımdaki hiçbir videoda önceden kurgu göremezsiniz. Bunu da söyleyeyim. Neyse, videoya hızlıca geçebiliriz. Başlamadan hemen bir like'ınızı alırım. Çünkü bu videoyu da diğer videolar gibi beğeneceğinize eminim. Burası her ne kadar Emir Sultan Mahallesi olarak geçse de meşhur bizim Kuruçay Mahallemiz. Çok eski bir mahalle, 75 sene bir geçmiş olan yerleşim yerimiz. Muzaffer abi yanımızda, eski muhtarısınız buranın. Evet, Sevai arkadaşımız da mahallenin eski insanlarından. Siz burada yaşıyorsunuz. Sayılı insanlarından, evet. 60 yıldır buradayım. Yani doğdum da, bir yaşındayken geldik, bir yaşındayken girdik mahalleye, bir daha çıkmadık. Evet, Murat abi de yanımızda. Benim evladım. Siz o, benim evlat gibiler. Evet. Saygıda kusur etmezler. Bizim de mahallemiz burası. Emir Sultan yani namı değer Kuruçay bizim her şeyimiz. Kardeş esas namı Kuruçay. Evet, yani Kuruçay çok pislik geliyordu. Çok kötü bir şey yapıyordu. İmajik elektrik veriyordu insanlara. O yüzden değiştirdik. Diyorduk nerede oturuyorsun? Kuruçay'da o geliyordu. Şimdi nerede oturuyorsun? Emir Sultan'a deyince bilmiyorlar. Aa, güzel diyorlar mesela. Kötü algıyı yıkmak için herhalde yeni bir isimle. Aynen. Sadefa Hanım merhaba. Mahallemizin eski insanlarından. Beni tanıyacak o şimdi. Ben Kahveci Murat, Büyük Altay Kıraathanesi. Efsanedir burada. Kuruçay esas adı. Şükür aklımız yerinde. Nasılsınız? Vallahi duruyoruz buralarda ama yapım bizde yok. Bizim var mahkum 11 senedir yatıyor, bilir bunlar. 11 senedir cezaevinde. Bu evlerde belediyenin yani. Belediyenin. Oturuyoruz yani. Yıkarlarsa çık buradan derlerse çıkacağız. Gerekeceğiz. Ne diyelim, Allah'ımız zeval vermesin. Amin. Sizlere. Amin. Kalan ismi Bertus'tur. Aynen öyle. Tamir için açılan yer bir daha yapılmıyor. Şuranın bir temizliği, çayır boyumuzu geçince sürülüyor.
Çok iyi konuşuyorsun ama yapılmıyor. Duyuralım yani, ne gerekiyorsa duyuralım. Sağ olun. İşte abi bizim cafcaflı, sağlam çocuklar var. Abiler beni bir kez çekmişti. En sağlam. Aa, sen ne haber? Ama en sağlamı benim abim. Bak ben hatırlıyorum. Duydum ya abi. İlk videoda Kuvvetek'e giderken. Abi seviyorum, abone olun kanalımıza. Abone olun, kanala abone olmayı unutmayın. Şu an dediğimiz gibi Kuruçay'dayız. Şu anki ismiyle Emir Sultan. Ara sokaklarına girdik şu anda. Burada kaç kişi yaşıyor abi aşağı yukarı? Mevcut bayağı azaldı çünkü çoğu da cezaevine gidiyor. Biraz da bir 5000 kişi falan yaşıyor. Yok yok, o kadar yok. Yok o kadar. Bizim en son 1200-1300 kişi falan var. Hesabı 3 oldu açık. Bakkal dükkanı gibi. Benim bacım. Ufak bir bakkal dükkanı. Dışarıdan baktım çünkü belli olmuyordu. Şimdi saat 3'e 4'e kadar sabah kadar açıklar. Öğlen kapalı gibi herhalde şu. Yani burada kimse sabahtan alışveriş yapmaz ya. Bu saat kadar yapmazlar. Ancak 5'ten sonra. O yüzden onlar da o zaman açıyorlar. Galiba hayat burada biraz daha geç başlıyor. Aynen öyle. Bak burada çok viran evler var. Bunun gibi mesela. Şu yan tarafta da burada var. Kötü bir huy var. Kavgalar oluyor. Cinayetler de oluyor tabii. Yani cinayet yapan adamın evini yerlebilir. Yıkıyorlar. Şimdi ben sana göstereceğim aşağıda. Öyle aşağı yukarı 7-8 tane yıkılmış ev var ve demir mömür kalmıyor yani. Bayağı yerle bir. Yani yerle bile diyorlar, sonra başka bir tarafa geliyor, demirleri alıyor. Ne pencere kalıyor, ne elektrik, akşamına kadar maalesef oluyorlar. Şu an böyle mahallenin ortalarında bir yerde miyiz? Şu an ana girişindeyiz. Ana girişi. Selamünaleyküm. Mahallemizi tanıtıyoruz. Söyleyeceğim bir şey varsa buyur söyle. Sabat abi nasılsın? İyiyim. Sen abi? İyiyim, tanıdın mı beni? Tanımaz mı ya? Herkes Allah hayırlısını. Amin. Şurası merkez. Buraya bina, bunlar yıkılsa, buraları yapsalar var ya blöktan. Var baba oldu. 10-15 trilyonu aşağı alamaz. Tamam. Ama şu anda tabii benim evim de var yukarıda. Ben şimdi satıyorum. Ben 200 bin lira kimse almaz. Mahallemizin en eski esnaflarından biri. Sevdiğimiz, saydığımız değerli bir abimiz. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Erenler Lokantası. Kapatamızı zaten Türkçüyüz hanımcım. Yok fark etmez hanımcım. Boynu maskada kalmasın hanımcım. İşimiz mesleğimiz bu. Bizim işimiz hırsızlıktan yok. Yok. Aynen öyle. Haptan, huptan yok. Biz yanımıza özveri yetiştiriyoruz gençleri. Muhakkak ki yardım ediyoruz. Elimiz nereye kadar uzanırsa. Bir gariban gelmiş, karnımız aç diyor. Param yok diyor. Vicdanı rahatsız oluyor canım. Benim dedi karnım aç. Bir parça kuru ekmek varsa verir misin? Bir parça kuru ekmek verdim. Dışarı çıktı, dedim ki gel oğlum buraya. Arkasından da biraz soğanla biraz domat verdim. Kendime 3 tane köfte ayırmış. O 3 tane köfteyi, son köfteyi ben yiyecektim. Mahalle insanımız öyle değil. Evet. Ben öyle yiyecektim. Öyle. Arkasından bağırdım. Gel oğlum buraya dedim. 3 tane köftenin 2 tanesi ona verdim. Baktım ki yüzündeki tebessüm bana gülüyor. Ben bu sefer memnun oldum. Ben kendi kendime kızdım. Neden dedim bana şunu, bir köfteyi sen burada her gün yiyorsun dedim. Bir köfteyi de ona verseydin ne olurdu diye kendi kendime kızdım. Ve burada duygulandım, ağladım dedim. Garibin, ezilenin ne olduğunu bilen bir insanım. Yani yanımda doyurabildim şu çocukları, mutluyum. Bu çocukları doyurdum, en mutlu adam benim. Dükkanını açtım bize, ağırladım. Ben seni takip edeyim mi? Valla. Aynen. Burası. Aynen, doğmalıyım ya, buralıyım. Geçen arkadaşı Paris istiyordu, ben de Tayland papatya sokağını istiyorum. Eyvallah. Gerçek mesleği kasaptır. Mecburiyetten berberlik yapıyor. Evet buyurun. Aa, Mike Tyson'a benziyor. Kuruçay berber. Kuruçay adamlar. Berberler şey yapmasın, üzülmesin veya kızmasın ama çok yavaşlar ya. Bu o kadar hızlıdır ki. 5 dakikada tıraş yaparsın. Abartma yani. Gel kaldı adam burada tıraş etmekten. Aynen öyle. Çok hızlı. 5 dakika. 10 dakikada yaparız. Selamünaleyküm. Merhabalar. Mahallenin kahvesinde miyiz? Evet. Kahve de değil. Çay hocam. Cami'nin. Çay hocam. Ne yapıyorsunuz? Yanında şeyleri. Yanında şeyleri. Çay yardımcı olmak. Kahve kalmadı Kuruçay'da. Öyle mi? Kalmadı. Neden? Neden? Vatandaşı böyle yaptılar. Buraya gelenlere baktık adet hep berdur. Bu mahalleyi baroşlardan gördük. Şurası bilmem siz bilir misiniz? Eskiden böyle aşık meşeler vardı böyle. Aşık meşe oynarlardı. Tabii şurası maçları olurdu. Aşık meşe maçları olurdu. Aşık meşe. Kahvenin önüydü burası. Koca bir alan, herkes toplanırdı etrafına. Aşık meşe iyi oynardı bir de buranın insanı. Çok iyi. Zaman zaman çok girdi buraya artık. Hani tamamen. Bitti. Ne küçük büyüğü tanıyor, ne de büyük küçüğü tanıyor. Anne babayı tanımıyor. Ya çocuklar var ya, çocuklar annesini tanımıyor. Yani bizim arkadaş var, bekçi bir arkadaş. Çocuk annesinin kafasını kesti, balkonuna sarkıttı. Kafasını kesti. Kafasını sarkıttı, şey yapayım. Çocuğu yakalıyorlar. Çocuk diyor ki, durun diyor. Anneme söyleyeyim de diyor, üstüme diyor, bir şeyler alsın diyor. Annesi kafasını kesiyor. Anneme söyleyeyim de diyor, üstüme bir şeyler alsın diyor. Kur'an nalet bir şey yani. Şu kristal denen evet, şey çok nalet. Evet. Yani mahallemiz gerçekten eskiden bizim zamanımızda. Ben diyorum ya, bir yaşından beri bunu diyorum. Çok güzeldi ama böyle. Namusumu teslim ederim. O kadar. Ay
Eyvallah, Allah razı olsun. Evet. Eski dostluklar. Kolay gelsin. Estağfurullah. Buranın esnafı. Aslan gibi bir delikanlı kardeşim benim. Yıllardır da bu başkanlığı yapıyor. Esnafta kalmadım hala. Aynen. Sorun cevaplı soracak. Görmüyorsunuz mahalle. Yani eskiden daha mı farklıydı her şey? Eskiden mahallemizde dört dörtlükti. Öyle şimdi, mi? Eskiden cıvıl cıvıl. Nüfus kalabalıktı. Şimdi, mahallemiz günden güne göç veriyor. Giden gidiyor. Yani herkesin birbirine saygısı vardı o zamanlar ya. Evet. Çok iyiydi yani. Mahallemiz şimdi çok iyi. Şimdi o da mı değişti? Yok kardeşim, şimdi kimsenin kimseye saygısı yok. Çocuğun büyüğe saygısı yok, büyüğün küçüğe saygısı yok. Evet. Bitti yani, saygı denen bir şey bitti, her şey. Şimdi bu aşağıda Gaziantep Caddesi. İnşaatçılar Çarşı Caddesi var. Buradan şeyler var, ara sokakta falan var. Abi çeksene bizi böyle. Abi. Ama etraf mahallenin şikayetçi olduğu kadar da epey bir pis gerçekten. Buranın zaten az bir gelir de buradan al. Burada topluyorlar biliyor musun? Çok evet. Burdacı var burada. Abi gel. Bu kardeşlerimiz kökten uzak oturuyorlar. Para kazanıyor. Apo bak bak birader sigara içiyor bak bak. Apo'nu kızı değil mi o? Evet. Bunu kızı geleni. Bu da torunu. Mahallemiz berbat da abi. Şu var her şey var ama gen ekmeğimizdeyiz. Hırsızlığımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Ne şükür. Ne yapıyorsunuz mesela? Burada topluyoruz abi. Burada topluyoruz. Bak çeşmeden 3 günde çeşme bak 3 günde al öpü milyar. Kime yeter öpü milyar? Kaç kişisiniz? Abi nerede be? Aptiriksi nerede? Dolap nerede? Çok genç gözüküyorsun. İhtiyaç nerede? Nasıl oluyor peki? Topluyoruz, betayırıyoruz, kıyada ayırıyoruz. Depo var, depoya satıyoruz abi. Aylık 6-7 milyara denk geliyor. Peki yetiyor mu? Yetmese de yapacak yok, hırsızlık yapmıyoruz. Benim bir tane sicilim yok abi. Bu kardeşlerimiz bizim, evet. Evlatlarımız. Gerçekten çöpten orada toplayarak ekmeğini helalinden kazanan insanlar bunlar. Abi neler dedi bana, küfürler etti, kavga ettim onlarla, çektim. Buradakilerin başında arkadaş. O gelen adamı çekin, zengin o dedi. Çok zengin. Nasıl oluyor peki? Vallahi anlatamam. Bilgimi sıcak geçiyor. Oğlum bu toplayanlar buna getiriyor. Tartıya parasını veriyor. Öncelikliliği yapan bu. Burada böyle farklı bir ekonomi var demek ki. Annemin evi. Öyle mi? Evet. Cezaevine düştü şimdi. Ev böyle oldu işte. Ön taraftan biraz daha iyi de. Merhaba, kolay gelsin. Ben kesik haline ne olayım? Bu mahallede herkesin de bir lakap var. Burası lakabı olmayan hemen hemen yok. Edipli ve dar sokaklar. Hepsi birbirine açılıyor. Evet. Ne haber? Sağ ol abi, sağ ol. Sağ olasın. İsim ne? Sezgin abi. Sezgin. Ne yapıyorsun Sezgin? Şükür abi, hamdolsun. İşte biz burada topluyoruz böyle. O kadar kötü değil mahallemiz. Eskisi gibi gerçekten ya. Değil abi. Eskisi gibi değil. Aynen, eskiden aynen. Nasıldı? Abi eskiden hani Murat Eksaz gibi bir yerdi yani abi. Harbi dar sokaklardı. Artı memurlar giremiyordu. Giremiyordu abi buraya memurlar. Şu an daha farklı. Şu an farklı abi. Memnun musun? Mahallemizden memnunuz abi. Yıkılmasını istemiyoruz. Hani biz buraya yıkıldı mı biz başka yerlerde yaşayamayız gibi geliyor bana. Çünkü dışarının insanları bizi kaldırmıyor abi. Neyse o. Çıkıyoruz dışarıya. İnan bize farklı gözle bakıyorlar. Ayrımcılık yani, gibi mi? Ayrımcılık abi. %100 nasıl ayrımcılık. Nasıl hissediyorsun mesela? Çıkıyoruz dışarı dediğinde. Ne hissediyorsun? Ya abi misal bir markete giriyoruz. Konuşma tarzımıza ilkten bakıyorlar. Romanız. Farklı bir yaklaşım mı? Tabii abi şimdi güzel bir maneta giriyor yanımızda. Ona farklı davranıyorlar. Güzel bir şekilli insan giriyor. Bize farklı davranıyorlar. Yani bundan rahatsızız. Artı mahallemizin yıkılmasından bahsediyorlar. Bundan rahatsızız. Yaşayamayız abi. Ne yıkılsın istemiyorsun yani. Abi burada veriyoruz 1 milyar kira. Dışarıda ver. Nasıl vereceğiz? Tabii bir anda kiralar o zaman çok artacak. Kiralar artacak. Aile bağı kopacak. Çünkü evet. Hepimiz biriz burada. Burada herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirinin akrabasıdır. Herkes birbirinden kız alıp vermiştir yani. Burada baksan yabancı yok. Evet, zaten burada Suriyeli duramaz bu bir. İkinci yabancı insan girip barınamaz bu iki. Bizim mahallemiz eskiden güzeldi işte. Evet. Genç kardeşimiz ekmeğini çöpten orada toplayarak el alına kazanan bir kardeşimiz. Keşke böyle gençlerimiz daha çok olsa. Mesela dışarıdan herhangi biri geldi dedi ki kuru çayı bana anlatsana dedi. Nasıl anlatırsın kuru çayı?
Şu an abi sen diyeceksin, hani misal ben seni tanıyorum diyeceksin ki nasıl geleceğim Bursa'ya. Aynen. Sen diyeceksin ki Sezgin'le görüşmek istiyorum. Eskiden sen benim yanıma gelemezdin, mahalleden dışarı giremezdin. Ama şimdi öyle pozisyon yok abi. Hı hı. Şimdi geleceksin, sen beni soracaksın. Kardeşlerimiz var, sevdiğimiz abilerimiz, dostlarımız var. Gösterecekler. Yani, eskilik kalmadı abi. Mesela çok tehlikeli diyorlar. Sen ne diyorsun? Öyle abi, miydi gerçekten? Abi işte tehlikeli değil. Büyüklerimiz yani. Daha iyi bilir abi. Ben dışarıda... Yani. Yabancı biri olarak böyle seni tanımadan buraya girmemiz mümkün değildi. Eski zamanlarda imkansız. Ne zaman yayınlanacak abi? Bir hafta içinde yayınlarız. Eskiden burada öyle tenekeli değil. Evet. Ama tenekeli izliyoruz yani. Gece 12'den sonra başlayan bir mahalle olduğu için bana biraz daha şey... Hızlı diyorlar tenekeli için. Biraz hareketli abi. Hareketli Allah. Sağ ol canım. Allah kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Sağ ol. Yani abi o abinin dediği uzun lafın kısası abi, billahi bir tanıdığın olacak. Bir tanıdığın olmadı mı abi? Ne olur mesela? Bizden 1-2 yaş büyük çocuklar abi, gidiyorlar orada adamları gaps yapıyorlar, şey yapıyorlar. O zaman biz seninle burada yaşayan biri olarak tanışmış olalım. Olur abi. Gelip giderken de sana haber verip. Tamam abi. Tamam. İsim neydi senin? Şevki abi. Kuruçaylı Şevki. Yani abi gençler de sana gösterecek yani. Eyvallah. Yol yordamı öğreneceksin diyorsun. Eyvallah. Şanslısınız, kameraya gaps koymamışlar. İnsanları görüyorsunuz işte. Roman mahallelerinin kaderi bu. Hiç kimseye ilgilendiği yok. Ama şu roman mahallelerini görün. İnsanlar işsiz. Tabii. Kaderine İnsanlar işsiz. İş bulamıyor. İş bulamayınca insanlar çoluğunu çocuğunu nasıl geçindirecek? İster istemez gayrimeşhur yola başvurmaya kalkıyor. Bakın cezaevlerinde romanlardan çok hiçbir ırk yoktu. Geçim sıkıntısı para kazanmak için mecburen evini geçindirecek. Çok gördüğümüz dürüst insanlara bakıyoruz. Şimdi çok değişmiş. Neden? Maddi sıkıntılardan çoluğuna çocuğuna bir şey alamamaktan, evini geçindirememekten. Roman halkı çok zor durumda. Ama işin kaynağı aslında ekonomik darlığa geliyor. Darlığa geliyor tabii. Mesela şu Egeşehir Hastanesi var. Burası tütün mağazasıydı. Şu mahalleden hiç çalışmıyorsa orada 300 kişi çalışıyordu. E tabii onlar kapanınca hepsi mesela. Hepsi kapanınca yaklaşık burada 3000-5000 kişi işsiz kaldı. Kimi iş bulabildi, kimi bulamadı. Kimi gayrimeşhure yöneldi. Gayrimeşhure yönelen de yani karakol yüzü görmeyen insanlar şu mahallede şu anda cezaevinde. Neden? İnsanları zor durumda. Asgari ücretle geçim sıkıntısının miktarını arasındaki farkı görüyorsunuz yani. Diyor ki geçim sıkıntısı en az yani geçim şeyi 21 milyar diyor. Asgari ücret kaç para? Aradaki farka bakın. Eskiden bir markete 500 lirayla gittiğin zaman etine kadar alıyordun. Peynirini alıyorsun, yumurtanı alıyorsun veya bir salçanı alıyorsun. 500 lira gitti. İnsanlar yaşamakta zorluk çekiyor. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum abi. Merhaba. Bütün gençliği bitirdi yani bu. Devlet bunun üstüne düşsün. Hadi hayırlı günler. O bu yani. İnsanlar işsiz. Bakın şuradaki gördüğünüz gençler çoğu işsiz. İş bulamıyor. Gidiyor. Nerelisin? Romanım diyor. Ben Kuruçaylıyım diyor. Bakıyor. Adam diyor ki tamam kardeşim biz sana haber ederiz diyor. Ama bunlar yaşanıyor yani. Yaşanıyor tabii hiç. Bu halimizle ilgili hiçbir şey yok yani. Sosyal aktivite deneyimlerinin çok şey yok. Kardeşim bize çekin be. Biz olmam ben abi. Abi dayılarımız abi, var. Mahallemizin dayılarından bir tanesi. Hadi abi mahallemizin. Merhabalar. En eski insanlarından. Hep beraber esnaflık da yaptı. Yaşıyoruz. Yani bu kanallar geçenlerde uzak edildi. Sizler güzel kardeşlerimizin de şimdi bazı o diğer bizim siyasi politik kardeşler geliyor burada. Yok yok bizde hiç siyasi. Ya ben sıfır sana bir şey anlatıyorum. Onlar için de biz Türkiye Cumhuriyeti'nden vatandaşıyız değil mi? Bizim için partiler hepsi bizimdir. PKK hariç. Terörist olur. Tamam kardeşim ikisi olabilir ama. Biz terörle karşıyız değil mi kardeşim? Evet. Bak, aynen, Diyarbakır'da aynen. Roman Mahallesi terörist. Ben sevmem. Ben kendim özüm Diyarbakırlıyım. Kürdüm. Terörü sevmem. Güzelim. Bir çeker misin? Biz milliyetçiyiz. Toplamızı seven insan. Burası böyle canım. İşte böyle 12 yıllarımızda hem güzelim benim hayatım. Yani burada her şey olabilir. PKK terör olamaz. Bak. Olmaz. Tamam kesinlikle. Kesinlikle. PKK terör olamaz. Her yere girmiştir, buraya girmemiştir. En kral lüks semtlere girdiler, buraya giremediler. Aynen. Ha, gelen kardeşlerim doğulu olsa fark etmez. Bizim kardeşlerimiz der ki terör olmasın ülkemizde. Terörist ülkemizde. Olmayanlar gelir. Terörist bizim vatanımız, gelir. Vatanımız millettir. Hep beraber varız. Ölene kadar da varız. Daha varsa düşman var bu ülke yapan kafasını koparırız. Allah'ın uzun nimetler görevler kardeşim. Buyurun. Bu bayrağa saygısı olan abi, her türlü insan. Bayrağa saygısı olmayan kafasını ben koparırım. 3 saat yönetim var ben. Abi. Doğru mu? Yattık kardeşim başımdan geçti ama devletimi de karşı değilim ne diyeyim? Şimdi hala çayda ilerliyoruz. Biraz içerilere doğru gidiyoruz. Siz de inşallah burayı yıkın da komple İnşallah. Biz de öyle memnun değiliz öyle. Yok. Allah'ım burada yaşamak istemiyorum. Çok memnunum. Çadır kuracağım da buraya. Yani abi burada yaşanılmaz. Nasıl? Yaşanılmaz. Neden abi? Yani. Abi bir sizlere baksana burada yaşanılır mı? Yani mahallemizin
galiba ama. Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Yani şimdi o bizim girdiğimiz yer var ya, orası evet. Giriş yeri oluyor, burası da çıkış yeri oluyor. Hı-hı. Yani burada insanlar yaşıyor, çöpün içinde. Maalesef pisliğin içinde. Evet, ondan galiba yaşamak istemiyoruz diyoruz. Yok yaşamak. Memnun olan da var. Merhabalar. Memnun olan da var ama... Burada şimdi... memnun olur mu çocuklar? Mikrokop. Yani şuraya bak. Yani burasının ya bu şekilde olmaması lazım. Sağlık açısından da burası ciddi tehlike. Burası kapanması lazım. Enfeksiyon kaptı bebek, yeni doğan bebek. Bak, benim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şurasına duvar örmesi lazım ki buraya kapansın pislikler. Şuradaki oturan benim bacanağım oluyor. Öyle mi? Çok kötü bir halde ya. Kapıyı açtığımda çöpün içindesin yani. Şimdi artık önümüz yaz, iyice ısınacak havalar. Hem koku hem salgın hastalıkları. Geliyor buralar. Bir şeyler yapılması öyle lazım ama burada evet. Çok net İnsanlar yani. İnsanlar çok zor çok, halde burada. Çok net ya. Ya hiç bir şey yok. Burası eskiden benim evde. Burası mı? Evet. Ben burada oturuyorum. Eski ev. Eski ev. İlk evlendiğimiz zaman. Burada abi mesela ya. Yaşayan var mı? Burası kayınca buraya. Öyle mi? Kayınbilen emin evi. Beygir bağladılar. Beygirler yaşıyor. Öyle mi? Ahır gibi aslında. Ahır oldu. Burası. Tabii. Burası da çöplük oldu. Burası da ahır oldu. Yaktılar burayı. Yakınca eşya bak. Bak. Evet. Burası benim kayınbiraderim gibi. Satayım şunu. Kayınçamın kızla oturuyordu. Şu an eşekler var. Aynen beygirler yaşıyor. Kokuyu göreceğiz zaten. Girebilir miyiz? Gir. Oo. Evet. Çok ağır kokuyor. Evet. Manzarası var. Ben şu an bayağı şaşırdım bu arada. Bu kadar içinde burası, olduğumuzu bilmiyordum yani. Orası milyon dolarlarla ölçüyor. Burası direkt burası, İzmir'in ortası abi ya. Burası merkez diyorum ya bak. Biz merkezliyiz ama biz buranın değerini bilmiyoruz. Ya pisliğin içinde oturuyoruz. Yani insanlar da biraz tuhaf. Ben rahat değilim. 60 yıldır buradayım ama rahat değilim. Aklı başında bir insan burada oturmaz yani. Mahalle manzarasını ya bak burası buradan yukarıdan görebiliyoruz. Yani. Bak burası insanlar oturuyordu. Kiralık burada. 3 tane aile oturuyordu şu aşağı kendi. Çok zor ya. Aynen gidelim abi. Allah zor yani. Bayağı karmaşık görünüyor orada. Ya karmaşık. Burada kağıtta özellikle bir milliyetçilik var. Yok, mahallemizde gerçekten. Evet, gerçekten o var. Atatürk sever, vatansever. Burası bir de burayı yaktılar. Yaktılar mı? Yaktılar. Niye yaktılar abi? Vallahi bir tanesi yaktı ama şimdi boşver ismini. He, tamam. Yaktı işte. Yakıyorlar burayı öyle yaktılar. Yanıyor. Evet. Can sıkıntı yaktı yok. Burası senin kendi evin abi. Burası. Mahallenin çocukları mı arkadaşlardan? Bunlar kalmamışım. Kayınço. Akraba. Burası bambuzu bu. Kayınço'nun eşi oturuyor. Evet. Burası kaynağımın evi. Koltuğu atmıştı. Evet. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Bakacak. Herkese bakacak. Bakalım. Bu evi boşalttılar abi, tamam mı? Çeşmesi patladı. Bu evin üzerine yıkılacak, insanlar ölecek abi. Allah Allah. Bak bu ev yıkılacak abi. Benim. Orası patlattı var abi, kimse gelmiyor. Abi sabahlara süpürge iyisin. Abi mahallede mi? Ben de bakayım abi. Söyle mahallenizle ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ben çok. Ellerine öpürüm. Eyvallah. Abi. Biraz katil de daha yeni çıkacağız abi. Her yeri süpürün, süpürün, temizleyin. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi abi iyiyiz, değilim, iyi olalım da hiç iyi değiliz. Mahalle hiç çöpçü girmiyor abi ya, ben işim var. Ben sabah 9 dedim normalde süpürgeci abi başka mahallede giriyor. Bizim mahallede abi hiç süpüren işte. Arkadaşlar girmiyor sabah. Tamam. Her ayağa kalktım mı? Böyle duramıyorum ayakta. Niye? Arkadaş biraz... Bir şey... Namı'da her çiçek appazdır kendisi de. Herkes tanıyor. Hadi bakalım. Çiçek appazdır. Narkotik tanıyor. Bir şey söyleyecek misin? Narkotik tanıyor bizi. Narkotik tanıyor. Selva narkotik. Narkotik tanıyor. Anlam işini mi? Yok ya. Saatler olsun. Çek beni de çek. Belki hava açıp biliyor da. Benden önce var. Yavaş. Mahalle sokakları yıkıyor. Mahalle. Merhaba. 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 Merhabalar. Mahallemizin insanları bunlar. Çek beni de çek. Çek kamera aç. Çek. Çek bakayım. Tamam oğlum abi. Çek çek. Like istiyoruz like. Bir tane like'ı hak ettik. Like aldım like.
kökünden yıkılsın inşallah. Ne olur lan kapatın. Lan sen hep uzaymış gibi bu ne ya? Bu ne dersin? Çocuk çocuk yetişemiyor annem. Vallahi yetişemiyor burada bak. Korkuyoruz çocukları sokmaz. Biraz bir de temizlik lazım değil mi? Evet. Her yer çöp gibi. Nerede temizlik ne aramış? Bunları yaptırsınlar. Söyle bana şuradan ne olur. İnşallah olur. Hadi inşallah. Bunları yaptırsınlar bunları. Tabii hemen yaptıracaklar. Eyvallah Bekir. Dur bakalım dur. Şimdi durduk. Evet. Öyle olmaz öyle. Eski ağızda. Eski ağızda. Şimdi yeni ağızda olacak yani. Evet. Nasip. Kardeşimiz. Şeye doğru konuş bir. Şu telefonu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Tamam. Benim çocuklarımın bulunmasını... Kızı cezaevinde. Kızım cezaevinde. Babaları mefaat etti. Bir dakika ben şey yapayım. Çok babası da öldü. 7 sene aşağıda, oluyor. Bir dakika kız. Babasını aşağıda vurdular kurşunla. Evet. Çocukları yuvaya attılar. Evet. Çocuklar biraz büyüdü ki şu an yuvada kaçmışlar. Çocukları... Onu söylüyor ha şimdi. Evet. Erdoğan iyi olup yuvadan kaçtı. 3 tane çocuk. Ben... Nerede olduğunu bilmiyorum. Yaşlarını söyle. Bir dakika kız. Şimdi çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Bulamadılar mı yolu? Bulamadılar. Buradan çıkalım. Gel buradan çıkalım, buradan çıkalım o zaman. Tamam. Gel. Her şey sorasın, ben cevaplayalım. Tamam. Burada artık bitiyor mu yavaş yavaş? Buradan biraz daha uygulamalara geçiyoruz. Buradan sonrası atıyorum. Daha iyi oluyor. Mesela ben sorayım. Sağ tarafı. Benim mesela şu anda orada. Diyelim ki atıyorum 10 lirasa. O evim şurada olsa mesela 30 lira olur. O kadar... Bak şimdi. Bir sokak bakayım. Bile. Şurada 30 lira olur. Bizim çıktığımız yer var ya, orada olsa 100 lira olur. Ne Rize çayı, ne Ada çayı, sen hiç gördün mü? Kuru çayı. Kuru çayı. Olacak yok lan. Bakın Türk bayrağı abi her yerde. Burada bayağı... Ne oldu biliyor musun? Karakola bile bastılar. Daha 80 trende. 80 iklimden sonra, bir sene sonra o karakolu bastılar. Mahalleye kaçtılar. Mahalletin de hepsini kovaldılar. Karakola ateş ettiler. Onlar bile kovaldılar. Yani mahalle öyle insanları bandırmaz. Evet, evet. Kürt olabilirsin ama terör olamazsın. Terör olduğunu sen atarlar dışarıya. Seni bandırmazlar. Dediğim gibi bak. Hırsızı çıkar. Çöpçü çıkar. Yani her şey yaparlar ama terör kesinlikle. Evet. Ne yaparlar ne de izin verirler sokaklar evet. işlerine. Onu ben yaptırmazlar. Bütün roman mahallelerinde gördüm. Tabii tabii. Yani, ya bayraklarına sahip çıkarlar yani. Evet, evet, atı düşürürler. Evet. Adamı biliyorsun belli. Bu arkadaş şimdi aşağı mahallenin yani. Tam göbeğindedir. Giremediğimiz mahallenin göbeğinde. Oradan çıktı burada şimdi kendince bir şeyler. Çalışmak peşinde. İstiyorum engelliyim diye diyerekten bana doğru düzgün iş vermiyorlar. Lütfen sizden yardım istiyorum yani. Gerçekten ihtiyaçlıyım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Seçim günü ben düştüm, ayağım kırıldı. Filmler çekildi, onlar çekildi. Şimdi fark ediyorlarmış benim ayağımın kırık olduğunu. Vay be! Vay be! Geçmiş olsun. Demek ki bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılımızın gereği yok, yolun sonu görünmüyor. Kılımızın gereği yok, yolun sonu görünmüyor. Nereye bakmam beni güzel bir çek bakayım. Böyle. Sağlam, sağlam çek ama. Türkiye'ye selam olsun. Herkese selam. YouTube kanalını izleyen herkese selam olsun. Bu videoyu izleyenler kanalımızı beğenmeyi unutmasın. Davet ediyoruz. Unutmayın. Beğeninizi bu kanalı izlemeye davet ediyoruz. Lütfen evet. Beğeni. Evet. Herkese bu kanalı izlemeye davet ediyoruz. Aynen. Evet. Beğeni tuşuna bütün eller. Tak tak. Beğeni tuşuna. Kaybolan çocuğun evet, annesi. Evet kaybı. Anneannesi. Anneannesi. Evet. Şöyle fotoğrafını. Şöyle hatta ben alayım bunu şurada. Gören, duyan, bilen varsa aşağıya yazsın. Bulsun. Tamam. Erdoğan korkma ben sen benim yanıma gel. Ben seni vermeyeceğim bir daha yuvaya. Sen benim yanıma gel anneanne. Sen benim yanımda duracaksın canım oğlum. Seni seven anneanne. Dünyalar kadar seviyorum sizi.